Ben öncelikle Google Form'la başlamak istiyorum anlatacağım konulara. Şimdi aslında formlar hiç yapmayan kişi bile anketleri muhakkak doldurmuştur. İşte herhangi bir yüksek lisansla ilgili ya da bir başka bir dersle ilgili bir şeyle ilgili bir evrakla ilgili. Ama iş bunu yapma faslına gelince bazı arkadaşlarımız eksik olabiliyorlar. Ya da eksik değil de bazı konuları biliyorlar ama tam bilmiyorlar. Çünkü aslında Google Form dediğimiz şeyde birçok bilgi var, birçok işlem var. Onlar birazcık unutuluyor. Ben o yüzden bu Web 2.0 aracını seçmemin nedeni de o. Yani bilinen bir şey aslında ama eksik biliniyor diyeyim. Tam net bilinmiyor. Bizim insanımızda da biraz ben biliyorum, dinlemeyeyim anlayışı var ama bence hiç bilmiyormuş bilen arkadaşlar da hiç bilmiyormuş gibi dinlerse. Çünkü Google Form detayları da güzel bir uygulama. Yüzeysel bilmemiz değil de detaylarını bilmemiz size tavsiye ediyorum. Şimdi Google Form'u nasıl açacağız? Google Form'u öncelikle normal Google Form diye yazdığımız zaman Forms diye de yazabilirsiniz. Google Formlar dediğimiz zaman zaten burada bakın hemen ücretsiz olarak anketler oluşturun devamında çıktı. Google Formlara git diyor. Yalnız bunlar için Gmail hesabınızın olması gerekiyor. Benim Gmail hesabım açık olmuş olduğu için oturumu ben bir kapatayım önce. Gmail hesabım olmuş olduğu için direkt beni oraya açtı. Eğer sizin Gmail hesabınız yoksa size şöyle bir sayfa çıkacak. Şöyle bir sayfa çıkacak. Google formlara git dediğinizde buradan sizde hesap açmanızı, bir hesap kullanmanızı, başka hesap oluşturmanızı isteyecek. Ben burada kendi hesabımda giriş yapıyorum. Şimdi bu çıkan sayfamız bu Google formları oluşturmamızla ilgili olan bir sayfa. Şimdi burada aşağıda benim kendi hazırladığım formlar var. Bunlar hep benim eski formlarım. Eski formlardan var. En üstte de şu üstteki kısımlarda da bakın görüyorsunuz yeni bir form hazırlamaya başlayın diyor. Şunlar hep hazır şablonlar. O şablonlardan da kullanabilirsiniz. Bakın mesela üstüne tıklayayım ben. Şablonların. Mesela burada kısa bir şekilde hemen herhangi bir mesela veli toplantısı yaptınız. Birinci sınıfsınız. Velilerinizin hemen bilgilerine ulaşmak istiyorsunuz çabuk. Ve onları düzenli bir hale bir Excel formatında toplamak istiyorsunuz. Mesela örnek veriyorum. Ya da bir program yaptınız. O programın sonucunda kişilerin bilgilerini almak istiyorsunuz. Hiç form hazırlamanıza gerek olmadan bakın burada zaten çeşitli bilgiler var. Bunlara isterseniz buna siz ilave edebiliyorsunuz da forma. Yani buradaki herhangi bir soru ekle kısmıyla baş kısmına, orta kısmına ya da son kısmına siz soru ilave edebilirsiniz. O anlamda bir şey yok. Bakın sonuna da ilave edebilirsiniz. Herhangi bir şey yazabilirsiniz. Yani bu hazır şablonları kullanabilirsiniz. Hazır şablonlara soru da ilave edebilirsiniz. Bütün şablonlarda bu geçerli. Bu size verilen bütün şablonların hepsinde geçerli. Bunları tek tek inceleyebilirsiniz. Ben şimdi hani zamanımızı daha verimli kullanma açısından boş şablonu açıkçası daha detaylı göstermek istiyorum. Onları diğerlerine daha yüzeysel göstereceğim. Bakın burada bunlara istediğiniz gibi ilave edip toplayabilirsiniz. Resmini değiştirebilirsiniz. Ama ben size burada sıfırdan bir şablon form nasıl hazırlanır onu göstermek istiyorum. Çünkü diğer formları hazırlamak daha kolay. Şimdi en başta formumuzun ismini koymamız lazım. Ben açıkçası bugün biz bir etkinlik yapmış olduğumuz için hem formu paylaşıp formla ilgili neler bugünle ilgili düşüncelerinizi alma anlamında bir form hazırlayayım diye düşündüm. En sonunda değerlendirip bana yollarsınız diye. O yüzden başlığımızı 21. yüzyıl öğretmenleri için Web 2.0 araçları diye yazdı.
Şimdi ben bunu buraya yazarken bakın burada tüm değişiklikler driver'a kaydedildi diyor. Kendisi zaten otomatik olarak bunu kaydetti verilerinizi. Bakın burası kendisi otomatik olarak buraya kaydetti. Şimdi form açıklamasını mesela bugünle ilgili olan etkinlikte ne yazalım? Google istediğiniz gibi burayı yazabilirsiniz. Ya da bu form şöyle yazayım. Bu form bugünkü eğitimle ilgili fikirlerinizi almak için hazırlanmıştır dedim. Bunu siz başka şeyler de yapabilirsiniz. Mesela yüksek lisans tezinizdir, doktora tezinizdir yazarsınız. İşte bundan dolayıdır dersiniz, açıklamasını yazarsınız. İşte okulunuzla ilgili bir görüş değerlendirme durumudur, onu yazabilirsiniz. Yani oraya siz ne istiyorsanız formunuzun amacını oraya yazıyorsunuz. Ve bakın şurada, tam şu yazının altında bakın tüm değişiklikler driver'a kaydedildi diyor. Bunu da siz kaydettikten sonra bir problem olmuyor. Sonra aşağı satıra geçiyorum. Ben normalde form hazırlarken genelde ilk soruyu ad soyad olarak yazıyorum. Size de tavsiye ediyorum o şekilde yazmanızı. Adı soyadı diye. Adı soyadı. Şimdi normalde adı soyadı kısmı tabii çoktan seçmeli olmaz. Buradan neyi seçeceğiz? Kısa yanıt yazıyor. Kısa yanıt kısmını seçtiğim zaman bakın böyle bir yer geldi. Ben adı soyadına uygun kısa yanıt düşündüğüm için bunu seçtim. Şimdi ad soyadında şöyle bir durum var. Bunu yazıp bu şekilde bırakabiliriz. Ama birkaç detay biraz önce hani anlatırken biliyoruz dedim ama bazılarını kaçırıyoruz dedim ya. Şimdi mesela şurada gerekli kısmı. Eğer gerekli kısmını ben işaretlersem siz bu ankette adı soyadınızı muhakkak doldurmanız gerekiyor. Doldurma hani böyle bazen kırmızı bir şey çıkıyor ya form doldurmadan gitmeyince. O gerekli olarak işaretlenmiş kısım. Ben bugün hani bana dönüşlerle ilgili belki isim söylenmek istemez diye ben o yüzden gerekliyi işaretlemeyeceğim. Normalde işaretliyorum ama. Şurada mesela açıklama kısmı var. Açıklama kısmını yazabilirsiniz. Bakın yanıt doğrulaması diyor mesela. Yanıt doğrulamasında isim, soy isim eğer gerekli olarak işaretlersek tabii bu bizim işimize yarayacak. Mesela bazısı A yazar bırakır. Onun yazmasını mesela istemiyorsanız ne yapacaksınız? Burada uzunluğu mesela seçin. Maksimum karakter ya da maksimumu tavsiye etmiyorum da belki çok uzun isimler vardır. Hani kadınlar iki isim kullanır, iki soyad kullanır çok uzun. O yüzden minimum pek değil de şey maksimum değil de ben minimum karakter sayısı kullanmanızı tavsiye ediyorum. Eğer onu kullanacaksınız. Mesela burada 5 diyebilirsiniz. 10 diyebilirsiniz. Mesela 10 diyebilirsiniz. Gerekli olarak işaretlediğiniz zaman ya da işaretlemediğiniz zaman da bunu yapabilirsiniz. Ama ben şu anda dediğim gibi işaretlemeyeceğim. Ama normal zamanda işaretlemenizi tavsiye ediyorum. İsimleri bilmek istediğiniz zaman. Mesela biraz önce dediğim gibi hani verilerle ilgili bilgileri alacağınız zaman özel bir veri yoksa alabilirsiniz. İkinci olarak form doldururken almanızı tavsiye ettiğim, genel olarak bütün formlarda tavsiye ettiğim başka bir şeyde ikinci soruya geçeceğiz yani şu anda. E-mail adresi. Bu da başka önemli bir husus. Ben genelde bunu kullandığınız bütün formlarda adı soyadı ve e-mail adresinizi kullanmayı tavsiye ederim. Hatta e-mail adresini kesinlikle zorunlu tutmanızı tavsiye ederim. Nedenlerini anlatacağım. Niçin olduğunu. E-mail adresini de kısa yanıt olarak tutalım. Şimdi bakın ben e-mail adresi yazdıktan sonra sistem otomatik olarak e-posta toplama ayarını etkinleştir dedi. Üzerinde de soru işareti var. Bakın altında hemen yazıyor ki e-posta adresi otomatik toplanmasını sağlayarak katılımcıları izlemenize, yanıt alındı bilgisi göndermenize daha pek çok işlem yapmanıza olanak sağlar. Eğer e-mail adresi alırsanız çocuklara ya kişilerle ilgili bilgileri ona mail adresinize alındığıyla ilgili bilgi yolluyorsunuz. Sizin kendi ekranınızda bununla ilgili bilgiler oluşuyor. O yüzden e-mail adresini toplamak önemli. Bunun ayarlarına da baktığımız zaman
ayarlarına da baktığımız zaman şu ayarlarına, evet, ayarlarına iki kez tıkladığımız zaman ayarları kısmı çıkıyor. Mesela bazen sorulara cevap veriyorsunuz ama özellikle bu mesela Etiminink'te mesela bir logo, afiş tasarımı ile ilgili bir yarışma yaptınız mesela. Orada farklı kişilerin cevap vermesini istemiyorsunuz. Farklı kişilerin cevap vermesini istiyorsunuz. Aynı kişilerin cevap vermesini istemiyorsunuz. O zaman şurada mesela bir yanıtla sınırlandır demeniz lazım muhakkak. Özellikle yarışma yaptığınız zaman işte birinci, ikinci, üçüncüyü belirleme ile ilgili kısımları yaptığınız zaman bu bir yanıtla sınırlandırın muhakkak işaretlemeniz gerekiyor. Bazıları daha sonradan hata yapabiliyorlar. Sizden rica ediyorlar hani ben hatamı düzelteyim diye. O yüzden gönderdikten sonra düzenleme kısmını da işaretlemenizi istiyorum. Özet grafikleri ve metin yayınlarını görme. Yani bunu pek ben tavsiye etmiyorum. Ama siz istiyorsanız ki karşıdakiler de görsünler. Hani gelen anketlerin sonuçlarının ne olduğunu görsünler. İstiyorsanız yani öyle bir isteğiniz varsa o zaman şey yapabilirsiniz. Bunu da işaretleyebilirsiniz. Ama ben pek bunu işaretlemiyorum genelde. Sonuçta anketi yapan kişi ben olarak benim görmem gerekiyor diye düşünüyorum. Paylaşmak isterseniz zaten sonra o Excel formatında onları verip paylaşabiliyorsunuz. Başka bir ayar e-mail adresiyle girdikten sonra bakın ilerleme çubuğunu gösterin diyor. Mesela anketlerde birinci sayfa, ikinci sayfa diye ilerleme çubukları oluyor ya da birinci soru, ikinci soru diye. Bunlarla ilgili bir bilgi olmuş oluyor. Eğer bunu işaretlersek, işaretlemezsek mesela şu anda bunu işaretlemezsem öyle bir bilgi görebileceksiniz. Ben işaretledim. Soruların sırasını karıştı. Bunu tavsiye etmiyorum. Yani işaretleyebilirsiniz ama ben kullanmıyorum. Onay iletisi. Bu onay iletisi de en sonda anketi bitirdiniz, gönderdiniz. En sonda mesela teşekkür ederiz çıkıyor. İşte yanıtınız kaydedildi. Ben genelde teşekkür ederiz diye yazıyorum. Teşekkür ederiz. Bu anketi doldurduğunuz zaman en sonunda karşınıza çıkacak ibare. Bunu da siz belirlemiş oldunuz yani. Testlerle ilgili. Mesela bu, eğer çocuklara test şeklinde bunları yapmayı düşünüyorsanız, çünkü bunu bu şekilde de yapabilirsiniz. Bir sınavınız olur. Sınavla ilgili özellikle şu anda cevaplamanızla ilgili yani mesela 10 dakika içinde, 15 dakika içinde cevaplayın deyip çünkü sağdan soldan başka yardım alma şansları da olabilir. Hemen cevaplarını size orada tık tık işaretlerler. Siz de oradan yollayabilirsiniz. Test şeklinde düşünürseniz. Yani test genelde öğretmenler test olarak pek bunu kullanmıyorlar. Genelde anket olarak kullanıyorlar ama öyle de kullanabilirsiniz. Ben o şekilde kullanmadım. Genelde sunu ve genel durumlarda, anketle ilgili olan durumlarda kullandım. Evet, bunları biz yazdık. Bakın kısa metin olarak bu buraya geçti. Şimdi başka bir soru yazacağım. Mesela bugünkü dersimizle ilgili bugünkü dersimiz verimli geçti mi diyeyim. Bugünkü ders çünkü bu testi siz cevaplayacaksınız sonra. Verimli geçti mi diye sorayım. Şimdi mesela bu soru evet ya da hayır cevabı verilebilecek net bir soru. Ama isterseniz doğrusal ölçek diye bir şey var. Bakın doğrusal ölçek diye bir şey var. Hemen altında 1 ile 5 arasında bir şey çıkardı. Bakın 1 ile 5 arasında. Bu şekilde de kullanabilirsiniz. Ama ben bunu evet hayırlı olarak seçmek istiyorum. Doğrusal ölçeği başka bir soruda sormak istiyorum. Onay kutularında. Onay kutularını işaretledi ve burada hemen evet. Bakın altında hayır diye çıktı zaten kendi otomatik olarak öneriler. Hayırı ben işaretledim. Kendisi de hemen çıktı. Çünkü bunlar daha önceden kullanılmış olduğu için ikinci sorumuzu da ben bu şekilde yaptım. Bugünkü dersimiz verimli geçti mi diye işaretledim. Şimdi buradan ben istersem herhangi bir başlıkta bunu seçebilirim.
yeni işleyeceğim konuya, yeni soruya geçtik çünkü. Onunla ilgili işlemler, başka işlemler de yapabilirim ama bunları en son yapalım. Şimdi anketlerin bazılarında mesela birinci bölüm, ikinci bölüm diye kısımlar ayrılıyor. Özellikle ilk bölümde daha çok işte ad soyad, mail adresi, telefon numarası da telefon numarası da isteyebilirsiniz. Ben hani burada yazmadım şimdi hani sonuçta telefon numarası özel bilgi. Zaten ad soyadı da gerekli yapmadım. Sadece e-mail adresini gerekli yaptım ki Gmail hesabı olanlar ve tek kez anket cevaplansın diye. Onun dışında ama onları siz isterseniz zorunlu yapabilirsiniz. Mesela bölüm ekle kısmımızı yapalım. Bakın mesela benim bölüm ekleye şurada, bölüm ekleye nasıl girdim? Şurada şu eşittir işareti gibi bir işaret var. Bakın onun hemen yanında bölüm ekle yazıyor zaten. Oraya bastım. Otomatik olarak sistem bakın birinci bölüm 1-2 diye yazdı. Şuraya 1-2 diye yazdı. Aşağıya bölüm 2 diye yazdı. Şimdi adsız bölüm. Buraya şöyle diyebiliriz. Proje diyor. Aklım projeye gidiyor. Bölümün adını yazmamız gerekiyor. Değerlendirme diyelim mesela. Değerlendirme. Bu değerlendirme kısmıyla ilgili bir açıklama yapabilirsiniz. Yapmaya da bilirsiniz. O size kalmış bir şey. O sizin isteğinize kalmış bir durum. Daha sonra şu artı işaretine tekrar bastı. Soru geldi. Bugünkü dersinizi nasıl? Şimdi onu sonra sorayım. Bugünkü dersimizi bugünkü dersimizle ilgili ne düşünüyorsunuz? Ya da ne düşünüyorsunuz? Bunlar da hep uzun cevaplı sorular olacak. Bu ölçekli olan cevaplarla bugünkü dersimizde öğrendiklerinizi bugünkü dersimizle ilgili öğrendiğimiz Web 2 araçlarına derecelendirin diyeyim mesela. Derecelendirin. Bugünkü dersimizde öğrendiğimiz Web 2 araçlarının öğrenme düzeyinizi derecelendirin dedik. Evet. Çünkü ben bunu niye istedim? Size derecelendirme ile ilgili bir doğrusal ölçek göstereyim diye. Bakın doğrusal ölçeği işaretledim. Ve burada bana 1 ile 5 arasında seçenek çıkarttı. Ben bunu isterseniz 1 ile 10 arası da verebilirim. Hani eskilerde 10 puan varmış ya, 10 puanlık sistem varmış. Biz tabii yaş itibariyle pek bunları görmedik ama görenler vardı şu anda izleyenlerden muhakkak o 10'luk sistemi. Ben mesela 10'lu derecelendirme de kullanabilirim. 5'li derecelendirme de kullanabilirim. Genelde 5'li değerlendirmesi daha sağlıklı oluyor. O yüzden 5'li derecelendirmeyi ben kullanıyorum. Burada da işim bitti. Bittiğini düşünüyorum. Eğer bakın bunları gerekli olarak işaretleyeceğinizi düşünüyorsanız bunu işaretleyebilirsiniz. Mesela gerekli olarak işaretledik. Bunu da gerekli olarak işaretleyeyim. Şimdi bayağı bir soru yaptık aslında. Merak ediyorsunuzdur belki acaba formumuz nasıl görünecek edilecek diye. Bakın hemen şurada üst tarafta bir göz var. Görüyor musunuz? Şurada üst tarafta formun. Onu ön izleme olarak ben bastığım zaman benim şu ana kadar hazırladığım formlarda olan şeyler çıktı. Bakın e-mail adresini işaretlemiş olduğum için bakın yanında gerekli yazısı çıktı. Kırmızı bir tane yıldız çıktı. Mesela burada şimdi ben e-mail adresini doldurmam lazım ki diğer satıra geçebileyim yoksa geçemeyeceğim. Bakın sonrakine bastığım halde bu yanıtlanması zorunlu bir sorudur diyor. Değil mi?
Böyle bir ölçek çıkacak yani. Devam edelim. Evet. Şimdi mesela çocuklarla ilgili ya da başka bir kişiyle ilgili ya da herhangi sizin kendi gelişiminizle ilgili bir işlem yapacağınız zaman şuradakilerden herhangi birisini seçebilirsiniz. Mesela paragraf olarak uzun cevaplı size bir dönüt verilmesiyle ilgili fikirlerine ihtiyaç duyduğunuz zaman mesela ben sizi şu anda onunla ilgili fikirlerinizi buraya bu soru mesela benim şu anda en önemli verdiğim problem soru bu olacak ankette sizin dolduracağınız. Bundan sonraki şöyle yazacağım dersinde. Bundan sonraki derslerimizde hangi Web 2 araçlarını anlatmamızı istersiniz diye bir soru soracağım. Anlatmamızı istersiniz diye bir soru soracağım. Bu soruyu ben istersem çoktan seçmeli de hazırlayabilirim. Ama ben çoktan seçmeli hazırlamayacağım. Sizin kendi fikirlerinizi yazmanız için kısa yanıt da yazabilirim. Hani birkaç tane cevap yok. Paragraf da yazabilirim. Ben hani o yüzden uzun belki başka fikirlerini de paylaşmak isteyen insanlar olur diye uzun yanıt metni kullandım. Bakın ve buna gerekli olarak işaretledim. Bu soruyu da cevaplamadan gidemezsiniz. Anketi doldurum yani anketi gönderdiğim işlem yapamazsınız. Muhakkak bunları da yapmanız gerekiyor. Bu arada ben şunu da size söyleyeyim. Şimdi bazı arkadaşlar el kaldırıyor ama geçen hafta ben cevapları aldığım zaman çok bölünüyordu konu. Şöyle yapmıştım ben geçen hafta. Cevapları yani kağıtta çünkü soru cevap şeklinde yaptık ve süre çok uzadı. Diğerlerine zamanımız az kaldı. O yüzden ben hatta cep telefonumu da numaramı da verdim. Bana oradan da ulaştılar. E-mail adresimden bana ulaştılar. Yani geçen haftadan bana ulaşmayan kimse kalmadı sonrasında sorusunu cevaplamadı. Muhakkak hani benim e-mail adresime, cep telefonuma bana yazan her kişiye tek tek cevap verdim. Aynı şekilde de buradaki kişiler için de aynı şey geçerli. Hani bana soracağınız bir şey varsa hiç tereddüt etmeyin. Zamanımız kalırsa sunumun sonunda alacağım soruları. Hiç zamanınız kalmadı diyelim. Ben mail adresimi ve telefonumu vereceğim. Bana oradan ulaşıp orada bizzat sorabilirsiniz. Dediğim gibi geçen hafta hani cevaplamadığım hiç kimse kalmadı. Tek tek herkesi cevapladım. O yüzden rahat olun. Süremiz yeterse ben sunumun sonunda alacağım. Yetmezse de dediğim şekilde yapacağız. El kaldıran arkadaşlar için de bu açıklamamız olmuş oldu. Şimdi ben formun yeterli olduğunu düşünüyorum şu anlık. Daha sonra ilave edebilirim belki. Bölümler arttırabilirim. Farklı görseller ilave edebilirim. Şimdi onaylamadan önce, size yollamadan önce daha neler yapabilirim diye düşünüyorum. Artık sorularla ilgili kısmımız bitti. Soruları ilave ekledik. Buradan şurada bir video ekleme kısmı var. İsterseniz formunuza video da ilave edebiliyorsunuz. Burada YouTube'dan herhangi bir videoyu seçip burada onları ilave edebiliyorsunuz. Video seçme. Kopyala yapıştır yapıp herhangi bir videonun buradan da onu da açabiliyorsunuz. Onu da söylemiş olalım. Çoğu mesela bu video özelliği pek kullanılmayan bir özellik ama aslında da yapılabilecek bir özellik ama tabii şimdi internet paketleri oluyor onlardan yeniliyor falan deyip anket çok verimli olur mu olmaz mı diye genelde insanlar kullanmazlar. Ben de pek kullanmıyorum ama siz kullanabilirsiniz. Video ekleyebilirsiniz. O anlamda da bilginiz olmuş olsun. Şimdi en son şuraya bakacağım ama tam evet. Ön izleme diyelim. Biraz önce bir ara size yaparken gösterdim. Formum size en son cevaplayacağınız şekilde bu şekilde bir form çıkacak. Şurada ben mail adresimi yazıp devam edeyim. Bakın devam edebildim. Sadece mail adresimle devam edebildim. Çünkü niye? Diğerlerini işaretlemedim zorunlu olarak. Ama bakın şimdi ben gönder demeye çalışacağım. Bakın bu yanıtlanması zorunlu bir sorudur. Bu yanıtlanması zorunlu bir sorudur çıktı. Görüyorsunuz değil mi? Biraz önce işaretlemediğim için onları sadece maili girip işaretleyebildim. O yüzden mümkün olduğu kadar bütün sorulara işaret koymanızı tavsiye ederim. Özellikle ad soyad
telefon numarası ve mail eğer özel bir durum yoksa. Oradan sonra gönder dediğiniz zaman zaten ne olacak? O bilgiler otomatikman size düşecek. Nereye düşecek? Bunların düşeceği yer şurada. Tam şuraya taşısak mı? Evet. Burada sağ tarafta temayı özelleştir kısmı var. Bu temayı özelleştir kısmına geldiğimiz zaman şunu ben aşağı tarafa taşıyayım. Burada mesela sabit olan seçilen renk mor. Mesela bunu değiştirebilirsiniz. Mavi yapabilirsiniz. Başka renkler yapabilirsiniz. Yeşil yapabilirsiniz. Turkuaz yapabilirsiniz. Turuncu yapabilirsiniz. Bakın turuncu yaptım ben mesela. Renk, turuncu renk olsun diye. Turuncu ile arka plan rengini de değiştirebildim. Bakın burada yazı tipleri var. Daha böyle farklı bir yazı şekli olsun derseniz, işte bu resmi yazı şekilde kullanmış. Şu şekilde de şen diyor mesela. Bunu kullanabilirsiniz. Bu şekilde kalsın mesela. Değiştirmiş olalım ben. Buradan üst tarafa bir resim koymak istiyorsunuz. Mesela nereden bir resim koymak istiyorsunuz? Burada bakın. Buraya ben nasıl girdim? Şurada resim seç kısmına. Buradan kendi ekranımıza çıkardı. Bakın bir sürü istediğiniz birine herhangi birini buradan özelliklerden mesela çocuklarla ilgili diyor. Seçebilirsiniz. Herhangi birisini istediğiniz kadar birisini seçebilirsiniz. Sadece bilgisayardaki şeyde size Google formu sundukları mı? Hayır. Onun dışında sizin kendi istediğiniz kendi bilgisayarınızda kayıtlı olan resimlerden de seçebilirsiniz. Burada bilgisayarınızın size işte resimlerinden dediğiniz buradaki kısımlardan istediğiniz bilgiye girip orada yükleyebiliyorsunuz istediğinize girip. Burada başka fotoğraflardan, burada kendi yüklediğiniz fotoğraflardan çıkabiliyor. Ben burada standart olanlardan birisini seçeceğim. Bakın bunu işaretledim. Aşağıda şöyle ekle kısmımız var. Bunu ben eklediğimde bakın en üst tarafta bu biraz önce seçtiğimiz kitap resmimiz en üst tarafa geldi. Formumuz bu şekilde tamamlanmış oldu. Görselleri de tamamladık. Başka bir özelliğimiz yok. Ekleyeceğimiz. Buradaki ayarlar kısmını tekrar kontrol edebiliriz. Ne olarak ayarladık diye. Bunların hepsine biz tek tek baktık. Evet. Şimdi en son formu ayarladınız. Yollama kısmınız ve değerlendirme kısmımız kaldı. Size gelen cevapları görebileceğiniz kısım kaldı. Şimdi chatte bayağı bir kişi yazmış ama benim onlara tek tek cevaplama şansım olmadığı için belki duymayanlar varsa onlara tekrar hatırlatayım. Şimdi biz geçen hafta soru cevap şeklinde yaptığımız zaman süremiz çok uzadı. Verimli kullanamadık. 2.30'da da diğer arkadaşımızın toplantısı olmuş olacağı için verimli kullanmamız gerekiyor. O anlamda bana ya cep telefonlarımı vererek başlayabiliyorsunuz. Biz o zaman sizinle görüşme sağlayabiliyoruz. Ya da mail adresimizi vererek benimle iletişim kuruyorsunuz. Dediğim gibi geçen hafta ben herkesin sorusunu cevapladım. Tek tek zamanımız çünkü tam oldu. Tam 2.30'da bitirdik. Hocam, Büyük ihtimalle merhabalar. Anlattığınız konularla ilgili bir soru yok. Biz host olarak takip ediyoruz chat bölümündeki tamam. soruları. Tamam. Teknik sorular Teşekkür ederim geliyor. o zaman. Tamam. Kolay Ben gelsin. onu da hatırlatmış olayım o zaman giren kişilerle ilgili. Şimdi ben bundan sonra ön değerlendirmeyi de gösterdim size. Evet, yollama kısmını gösterelim. Mesela şu anda sizin normal dokümanınız bitti, hazırladınız. Çocuklara yollayacaksınız ya da velilere yollayacaksınız ya da nereye yollarsanız yollayacaksınız. Bakın şurada bunu kopyalayıp kendinizde bırakabilirsiniz.
istiyorsanız şuradaki benim hazırlamış olduğum bu linki kopyalayıp istediğiniz platformda paylaştığınız zaman size bununla ilgili anketlerle ilgili geri dönüş sağlanacak. Anketleri yollamış olacaksınız istediğiniz bir yere, istediğiniz bir kuruma ya da kişilere nereye ulaştırmak istiyorsanız o şekilde iletebilirsiniz. Mesela ilettiniz diyelim. İletme işleminiz bitti. Yolladınız anketi. Anketler burada düştükçe size işte 0 yanıt, 1 yanıt, 2 yanıt diye gelecek. Şunu mesela 3 gün, 5 gün sonra kapatmak istediniz. Mesela buraya kapattığınız zaman yanıt kabul edilmiyor diye bir ibare gelecek. Kapatmak istediğiniz zaman. Tabii biz bunu şu anda yapmıyoruz. Çünkü niye o anketi sizi doldurmanızı istediğimiz için o kısmı biz yapmıyoruz. Mesela işleminiz bitti. Bir hafta 10 gün anketi verdiniz. Bir hafta 10 günün sonunda size bir dönüş yapıldı. Bunları nasıl değerlendireceksiniz? Burada zaten yazacak. Tablo olarak, e-tablo olarak bir tablo oluşacak. Ve bu tablonun sonunda burada sizin bana dolduracağınız bilgiler, sorular mesela A, B, C, D, E, F diye yazıyor ya. Buralarda soruların cevapları da mesela e-posta adresiniz şurada çıkacak. Ad soyad burada çıkacak. Sorularımızın hep bütün cevaplarına burada ulaşacağız. Böylece de formla ilgili elde etmek istediğiniz bütün verilerinizi buradan ulaşabiliyorsunuz. Aynı Excel'e benziyor zaten değil mi? Bir farkı yok. O yüzden de çok rahat aslında kullanılabilen bir uygulama Google Form. Tavsiye ediyorum ve çok kullanılabilen bir şey. Ve tamamen ücretsiz. Ücretsiz olması da o anlamda çok güzel. Yalnız ben bir şey göstermeyi unuttum. Şimdi aklıma geldi. Sorularda bir soru ilave etmeyi unuttum. O soruyu ilave edeyim. Çünkü o da bazen önemli olabiliyor. Şurada soru ekleyeyim. Şimdi mesela herhangi bir dosya yüklenmesini istiyorsunuz sorunuzla ilgili, sunumunuzla ilgili. Mesela çocuklara bir etkinlik yaptınız. Onu Word dosyasında ya da Excel dosyasında ya da fotoğraf çekmesini istediğiniz bir etkinlikle ilgili. Onu o zaman ne yapacaksınız? Burada çocuğun dosya yüklemesiyle ilgili kısmı açacaksınız. Burada mesela maksimum dosya boyutu. Bakın şurada dosya sayısı 5, 10, 5'in katları şeklinde arttırabilirsiniz. Maksimum dosya boyutu 100 MB, 1 GB dosya şeyi, 10 GB bunları kullanabilirsiniz. Yalnız artık altında 10 GB'ı seçtiğiniz zaman altında şöyle bir ibare çıkıyor. Tek bir yanıt 1 GB olan toplam boyut aşabileceği için artık kabul etmiyor. Yani Google Form artık 10 GB'ı kabul etmiyor. En fazla 1 GB'a kadar size dosya yollanabiliyor form üzerinden. Burada bununla ilgili herhangi bir soru ben yazmayayım. Ama dosya herhangi bir dosya yollamak istiyorsanız çünkü bizim hani konuyla ilgili bir dosya biraz alakasız olacak şimdi. Ama soru olarak kalsın. Herhangi bir şey yollamak isteyen varsa oradan da bana yollar diye ben onu da açık tuttum. Bakın fark ettiyseniz kaydet diye hiç basmıyorum. Otomatikman sürekli şurada tüm değişiklikler driver'a kaydedildi diye otomatik kendi işlev yapıyor. Yani bizim kaydetmemize gerek kalmadan bu işlemleri yapmış oluyor. Yine dediğim gibi benim Google Form'la ilgili anlatacağım detaylıca bütün bilgiler bunlardı. Sormak istediğiniz bir şey olursa dediğim gibi sonradan soralım. Şimdi Poplet'e geçiyorum. Hocam soru almıyorsunuz değil mi? Hayır. En sonunda zamanımız kalırsa alacağım ya da sonra özelden bana soracaklar. Tamamdır. Zişan hocam gördüm el kaldırdınız. Hocamın cevabını evet. Duydum. Aynen. Hani zamanı verimli kullanma açısından çünkü 45 dakikamız var tam. İki Web2 aracını yetiştirmemiz gerekiyor.
Haklısın, Geçen bir ara hafta da ben hatırlatalım yeter. Sıkıntı yok. evet, geçen hafta ben 2.30'da bitirdikten sonra 4.30'a kadar bütün özelden gelen bütün telefonların hepsine cevap verdim. Arkadaşlarım sağ olsunlar aradılar. Hiç gocunmam. Aynı şekilde tekrar burada da cevap verebilirim. O konuda rahat olun. Sadece dediğim gibi zamanımızı biz verimli kullanalım. Kafanız rahat olsun. Şimdi Poplet'e geçtik. İkinci uygulamamız. Poplet aslında bir zihin haritası, kavram haritası ve çok kullanışlı bir araç. Çok kolay. Kullanmak da kolay, keyifli. Kavram haritalarını hazır kullanmak değil de kendinizin kullanmasını daha çok tavsiye ederim size. Burada da sayfa aslında bu uygulama İngilizce bir uygulama ama ben Türkçe'ye çevirdiğim için sayfa Türkçe olarak geldi. Eğer siz dil çevirme seçeneğini kullanmazsanız size böyle bir ekran çıkacak. Ben çevirme seçeneğini kullandığım için Türkçe ekran çıktı. Burada oturum aç kısmından ben daha önceden kendim hesap oluşturmuş olduğum için ama siz üye değilsinizdir büyük ihtimalle. Burada kaydolun kısmında gireceksiniz. Şurada da Poplet'te flash izin verme seçeneğini işaretlemeniz gerekli benim bilgisayarda şu anda. Sizde çıkmayabilir bu ama sıkıntı değil. Çıkarsa da Adobe Flash programının çalışması ile ilgili bir şey oldu. Ya programla ilgili bir şey değil bu. Benim bilgisayarımla alakalı bir güvenlik ayarıyla alakalı bir şey. Burada işte ad, soyad, maille kaydettiğiniz zaman kendi kişisel hesabınızda oluşturabiliyorsunuz. Onu o kadar göstermeme gerek yok. Evet ben oturum aç deyip kendi oturumumu açıyorum. Mail adresinizi tekrar istedi. Normalde orada giriş yapıyor olmamız lazımdı ama tekrar istedi. Olsun. Evet. Bize Poplet girdiğimiz zaman böyle bir ekran açılacak. Buradaki dil seçeneklerini Türkçe'ye çevirme şansımız maalesef yok. Bu şekilde çıkıyor. Programın özelliği böyle. Şimdi burada öncelikle biraz önce Google Form'da da önce hazır olanları size gösterdim. Sonra biz kendimiz yaptık ya burada da aynı şeyi yapacağım. Siz ilk açtığınız zaman şu ekranınız sizin bomboş çıkacak. Bu benim daha önceden hazırladığım Poplet'lerle ilgili bir şey. Yani kavram haritası, zihin haritası. Şurada da example Poplet diyor. Örnek olanlar. Örnek olan başka şeyler var. Tabii bunlar İngilizce. Belki İngilizce öğretmenlerin işine yarayabilir ama çocukların mesela buradaki şeyleri de kullanabilirsiniz. Yani sonuçta mesela hayvan resimleri bunları kullanabilirsiniz de isterseniz. Birçok burada örnekler var. Bakın burada most popular diyor. Onlardan kullanılmış, daha önceden yapılmış birçok farklı dillerde tabii. Şimdi hangi diller olduğunu da biz dil seçenekleri olduğunda göreceksiniz. Onlarla ilgili birçok şurada aşağıda da sayfalar var. Bunları tek tek incelemenizi tavsiye ederim. İngilizce de olsa muhakkak işinize yarayan şeyler çıkar kavramlarla ilgili. Hem genel kültür anlamında hem çocuklara hani faydalı olma anlamında çok farklı şeyler çıkabiliyor. Bakın mesela futbolla ilgili bir şey çıktı. Çocukların dikkatini çekebilecek bir şey çıkar. Farklı dillerde de yazılsa göz aşinalığı olur en azından. Bence o da bir kazanımdır. O yüzden farklı dillerde diye hazır olan şeylere yine de önemsememezlik yapmayalım. Evet ama biz kendimiz ne yapalım? Bizim kendi hazırladığımız Poplet'e bakalım. Şimdi burada kendi hazırladığımızı Make New Poplet diyor. Oraya girmemiz lazım. Poplet'e bir isim vermemiz lazım. Ben mesela fen bilgisi dersiyle ilgili bir isim düşündüm. Madde mesela konusu.
maddeyle ilgili burada herhangi bir renk, mesela maviyi seçtim diyelim. Şurada make it so yazıyor. Onu seçtiğim zaman bakın bana popletimi, kavram haritamı oluşturabileceğim ekran çıktı. Şimdi burada bize mavi ekranı ben seçtiğim için mavi çıktı. Burada sizi ilgilendiren alanımız şuradaki ayarlar. Tabii bunlar biraz İngilizce. Bunları biraz bilmemiz gerekiyor ama zaten save, edit bunları aslında çoğunuzun da bildiği şeyler. Bu export diyor. Export en son bizim kayıt seçeceğimiz PDF, JPEG bunları seçeneği oluyor. Diğerlerini zaten siz kendiniz mesela yazdırma, print oradan da biliyorsunuzdur. Bilmediğiniz şeyleri de Google Translate'den bakabilirsiniz. Çok, o yüzden çok kullanışlı yani. Hani İngilizce deyip şey yapmayın ama zorlanırız diye düşünmeyin yani. Şimdi ilk popletimizi oluşturalım. Bu poplet nasıl geldi? Mouse'a çift tıkladım. Mouse'a çift tıkladım. Popletim geldi. Bakın siyah bir poplet geldi. Bunu istediğim yere götürebilirim. Rengini bakın change colors diyor. Rengini değiştirme. Bakın altında bir sürü seçenek çıktı. Kırmızı, turuncu. İstediğim renk yapabilirim. Evet, mesela pembe yapalım. Yeşil yapalım ya da. Evet, şimdi burada biz istediğimiz şurada şu ve durumla ilgili bir şeyler çıkıyor. Evet. Ben mesela bu popletimi şu alanlarını kullanarak bakın büyütebiliyorum, küçültebiliyorum, daraltabiliyorum, genişletebiliyorum. Ben şimdi ilk madde konusu dediğim için basit bir size kavram haritası göstereceğim. Madde, maddenin halini gösteren bir madde diye yazacağım. Bunu küçültebilirim. Bu bayağı bir büyük oldu çünkü. Evet. Mesela ben madde konusunda bir resim eklemek istiyorum. Bakın burada şu tuşa bastığım zaman, şuradaki tuşa bastığım zaman upload things diyor. Burada bilgisayardan ya da kendi kayıtlı olanlardan seçebiliyorum. Bilgisayardan ben kaydetmedim. Hemen buradan bir maddeyle ilgili bir şey seçelim. Görsel seçelim. Mesela şunu seçtim diyelim. Bunu bilgisayarıma kaydedeyim. Buradan görsel, resmi farklı kaydet dedim. Mesela bu masa üstüne kaydedelim. Kolay olsun diye. Poplete geri döndüm. Bunları siz daha önceden de yapabilirsiniz tabii. Mesela burada madde konusuyla ilgili resmim geldi. Biraz önce seçtiğim resim burada çıktı. Ha, siz resim eklemek istemezsiniz. Resmi kendiniz çizmek istersiniz. Bakın o zaman şurada mesela mavi bir kalemle bakın istediğim gibi çizebiliyorum. Görüyor musunuz? Resminiz iyidir. Kendiniz çizebilirsiniz de. Ha, bu çizmeyi beğenmediniz. Bakın burada clear drawing diyor. Onu bastığınız zaman benim o biraz önce karalamam silindi. Şimdi bu popletimizi birazcık daha yukarıya alalım. Şimdi ben bunu sağından solundan istediğim köşede şu yuvarlıklar var ya, şu yuvarlak noktalar. Onlardan çizgiler oluşturacağım. Şurada 3'e ayrılır diye yazdım. Bunu birazcık daha yukarıya taşıyabilirim. Burada da aşağıda da bakın şu tekrar şu çizgiden tutup bakın istediğim yere götürebiliyorum, görüyorsunuz. Şöyle bir tane yaptık. Tekrar ben burada bir tane daha yapmak istiyorum. 3 tane dedik çünkü. Sonra bir tane daha bir de şuraya yapmak istiyorum. Bu popletlerin boyunu
uzatabiliyoruz, kısaltabiliyoruz. İstediğimiz tarafa taşıyabiliyoruz. Bakın, görebiliyorsunuz. İstediğiniz tarafa taşıyabiliyoruz, büyütebiliyoruz, küçültebiliyoruz. İstediğimiz şekilde bunları taşıyabiliyoruz. Renklerini isterseniz, mesela maddeyi dedik, bunun rengini aynı, hepsinin yeşil olmak zorunda değil. Farklı renklerde kullanabilirsiniz. Bakın mesela bunu turuncu dedim ben. Şuradaki turuncuyu seçerek turuncu şekline mesela büründürebiliriz. Şimdi katı sıvı gaz yazacağım ya, onları da mesela farklı renklerde yazabilirim. Yani basit bir şey yazıyorum ben. Aslında çok daha çeşitli yapabilirsiniz. Ama zamanımızı verimli kullanmamız gerektiği için burada mesela şu popletimizin tamamını görmek istiyorsunuz ama daha küçük görmek istiyorsunuz. Şurada zoom yazıyor gördüğünüz gibi. Bakın, zoom'a ben bastığım zaman küçücük oldu. Büyütüyorum şimdi. Bakın, toplu halde. Bu özellikle büyük kavram haritaları yaptığınız zaman, mesela ünite sonunda falan hazırladığınız zaman şuradaki zoom'u, şu kısımda yazan zoom'u kullanmanız gerekiyor. Bizimki şimdi tabii birazcık daha küçük oldu. Bunlara da tabii resim ilave edebiliyorsunuz. Yazı olarak değiştirebiliyorsunuz. Boyutlarını taşıyabiliyorsunuz. Bunlara da biraz önce gösterdiğimiz şekilde tekrar buradan bilgisayardan istediğiniz şeyi yükleyebilirsiniz. Resmi yükleyebilirsiniz. Çizebilirsiniz. Yazabilirsiniz. Rengini değiştirebilirsiniz. Bunu ben mesela aşağıya taşıdım. Başka bir yere taşıdım. Benim size kavram haritası ile ilgili detaylıca göstereceğim şeyler bunlar. Mesela sonradan kavram haritasını oluşturdunuz ama dediniz ki buna benim bir şey ilave etmem lazım. Ne yapmam lazım? Sisteme kaydettikten sonra tekrar buna ilave edebiliyorsunuz. Şuradaki balon kutusundan da mesela şu madde kısmını işaretlediğim zaman şurada sen eğer kendinle ilgili bir yorum yazarsan buraya yazabiliyorsun. Tekrar yenileyebiliyorsun. Şuradaki back to main kısmına baktığınız zaman ilk halinize geri dönmüş oluyor. Bunu birazcık daha yukarıya taşıyalım. Şimdi kavram haritasını oluşturduk. Kavram haritasını oluşturduktan sonra daha detaylılarını siz yaparsınız tabii. Şurada mesela export as PDF dediğimiz zaman bu bizim bilgisayarımıza PDF olarak iniyor. Bilgisayarda mesela şurada benim PDF olarak masa üstümde gördüğünüz gibi. PDF istemiyorsanız başka şekilde diğerlerini de JPEG formatında da açabiliyorsunuz. Ya da hiçbirini istemiyorsunuz. Sistemde kayıtlı olsun diyorsunuz. Çocuklara gösterelim diyorsunuz. Onu da yapabilirsiniz. Mesela sisteme bir sıkıntı oldu. Bir problem yaşadınız. Şurada feedback yazıyor. Feedback. Bu feedback kısmına bastığınız zaman tabii İngilizce yapmanız gerekiyor bu işlemleri. Maalesef program İngilizce olduğu için. Herhangi bir sorunuz, probleminiz buraya İngilizce girip devam et seçtiğiniz zaman size İngilizce olarak cevap geliyor. İngilizceniz iyiyse ya da yardımcı olabilecek birisi varsa sistemle iletişime feedback kısmında geçebiliyorsunuz. Print seçeneği var, yazdırma seçeneği var. Diğer kısımları da zaten gösterdik. Benim mesela eski
Kompletlerim burada. Bakın en son yaptığımızda buraya geldi. Cuma 8 Mayıs 2020 gördüğünüz gibi buraya geldi. Tarih olarak da yazıyor. Evet. Potlet çok zevkli, kullanması çok kolay ve şu şekilde de go full screen diyor. Tam ekran kullanabilirsiniz bu şekilde. Hani Internet Explorer değil de tamamını kullanmak istiyorsanız böyle bir özellik de var. Bunu da kullanabilirsiniz. Ben onu çok tercih etmiyorum ama siz kullanabilirsiniz. Evet. İkinci konumuz olan Poplet ve Piki aracımız olan Poplet'i de görmüş olduk. Çok zevkli, çok kullanışlı bir araç. Bu iki size gösterdiğim çok zevkli olan kısımlarımız hep ücretsiz olan uygulamalarımızda. İstediğiniz şekilde bu Poplet ve Google Form'la istediğiniz kadar sayısız olarak uygulama kullanabiliyorsunuz. Ama şimdi göstereceğim uygulama maalesef çok güzel bir uygulama, çok çok kullanışlı bir uygulama ama maalesef bazı özellikleri, hatta %60 özelliği diyeyim, ücretli olan bir uygulama. Ama sizin tabii deneme süreniz oluyor. Ben mesela şöyle bir yöntem yapıyorum. Deneme günlerinde başka bir hesap açıyorum daha sonra. Onu gösteriyorum. Özellikle bu yüksek lisans yaptığım zaman bu Prezi uygulamasını o zaman biz çok kullanmıştık. O zaman sunumlarda çok kullanmıştık. O zaman işimize çok yaramıştı. Ama onun dışında da belki ileride sizlerle canlı öğretmen eğitimleri olduğumuz zaman yine de Prezi'yi kullanmayı tavsiye ediyorum. Çünkü niye? PowerPoint'lerden sıkıldık artık. PowerPoint'ler en başta ne dedik? 21. yüzyılın öğretmeni olmamız lazım dedik. Artık PowerPoint'ler bile bizi sıkıyor. Bu da PowerPoint benzeri bir uygulama. Bir sunum uygulaması. Zaten PowerPoint'ten çevirme özelliği de var hatta. Ama gerçekten çok güzel ve çok canlı. O yüzden size de tavsiye ediyorum kesinlikle kullanmanızı. Eğer üniversite öğrenciliğiniz varsa, üniversite öğrenciniz varsa, çocuklarınızdan olabilir, yani eşiniz olabilir, birisi olabilir. Üniversite öğrencileriyle ilgili bütün bu özellikleri, premium özelliklerini ücretsiz kullanabiliyorlar. Edü uygulamasıyla. Şu anda hani bir sıkıntılı süreç var. Orada ona erişebilirler mi bilmiyorum ama normal durumlarda öğrenci girişiyle, üniversite öğrencileri girişleriyle bunları yapabiliyorlar. Ve böylece ücretsiz bütün premium uygulamalara erişebiliyorlar. Ama ben ücretli hiç kullanmadım bugüne kadar. Hep ücretsiz kullandım. Ama sürekli hesap değiştirme yöntemini kullandım tabii ki. Siz de o şekilde yapabilirsiniz. Uygulamamızın adı Prezi. Prezi. Prezi de İngilizce ama Poplet gibi Türkçe'ye çevirmeme durumu yok. Bütün özellikleri Türkçe'ye çevirebiliyor. Şimdi size ilk Prezi deyip Google'dan aradığınız zaman size şöyle bir sayfa gelecek. Şöyle bir sayfa gelecek İngilizce. Ama ben Türkçe kullanmayı seçtiğim için Türkçe kısmına geri döndüreceğim. Evet. Burada başlamak kısmında siz kendinize uygun bir şey seçebilir. Burada öğrenci ve eğitimciler derken maalesef üniversite öğrencilerini kastediyor. Onu da size söyleyeyim. Buradaki sürümlerinize başlatabiliyorsunuz. Ücretsiz deneme sürümlerini kullanacaksınız tabii ki. Ben hep farklı hesaplarla ücretsiz sürümü kullandım dediğim gibi. Şurada otur maç dediğimiz zaman burada ben kendi daha önceden kayıt olduğum için olur. Siz burada kayıt ol seçeneğinden devamını zaten yapabilirsiniz. Yapamazsanız da iletişime geçeriz. Evet. Size ilk açılan ekran bu şekilde bir ekran çıkacak.
Türkçe'ye çevirdiğimiz için. Şimdi Prezi'de video oluşturma özellikleri de var. Tabii bu video oluşturma özellikle çoğu ücretli. Sunumlarda birazcık daha hani ücretsiz kısımlarını daha çok kullanabiliyorsunuz. Ben o yüzden video özelliğini değil de genelde buradaki sunum özelliği, yani PowerPoint gibi düşünün. O kısmı daha çok kullandım. Size de onu kullanmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü video araçları, evet Prezi'nin de güzel video aracı var. Ama asıl önemli olan kısımları, asıl böyle değişik olan kısımları ücretli olduğu için ona herhangi diğer mobil Web2 araçlarıyla falan da yapabiliyorsunuz. Yani ben o yüzden çok kullanmadım ama o kısmı da siz kendiniz karıştırıp bir bakın derim muhakkak videolarla ilgili olan kısmı. Ben şurada şu anda zamanım çok geniş olmadığı için o kısmı size gösteremeyeceğim. Ama siz üyelik oluşturduğunuz zaman muhakkak yapabilirsiniz. Bakın burada video konferans sistemi de var. Tabii bunlar ücretli olmuş oluyor. Bazı özellikleri. Video oluşturma kısmı da var. Ama ben onu size göstermeyeceğim. Ben sunum kısmını size göstereceğim. Şimdi biraz önceki uygulamalarda hep hazır olanları da gösterdik. Sonra kendimiz yaptık. Farkındaysanız. Burada da aynı şekilde bir yol izleyeceğiz. Ama burada şunu da size göstermek istiyorum. Şablon oluşturma sıfırdan başlar. Bir de PowerPoint'in dönüştürme özelliği var. Bu çok güzel bir özellik. Prezi'nin en sevdiğim özelliği bu. Mesela internette bir sunum beğendiniz, PowerPoint sunumu beğendiniz. Onu buradan seçerek kendi sunumunuzda kullanabiliyorsunuz. Mesela ben şu anda size yapayım. Nasıl olduğunu da görmüş olun. Sonra da biz bir hazırlayalım. Şimdi burada PowerPoint dosyasını yükle diye bir seçenek çıktı. Bir dosya yükle diyor mesela. Buradan ben çok zamanımız gitmesin diye burada geçen öğrencilerin hazırladığı bir PowerPoint sunumu bulmuştum. Onu siz onu kendiniz bulabilirsiniz tabii başka yerlerde. Bakın PowerPoint slaytlarını yükleme diyor. Şu anda sisteme benim biraz önce seçtiğim slayt yükleniyor. İşlem bittiğince bize orada söyleyecek. Evet. Sunum yüklendi. Şimdi burada webde herkes seçeneği var. Paylaştığım insanlar. Bu ücretli olduğu için mecbur webdeki herkes seçeneği bizim işaretlememiz gerekiyor. Ücretsiz sürümünde. Kayıt etmek dediğimizde. Şimdi benim biraz önce sisteme yüklediğim bakın bütün PowerPoint slaytları buraya düştü. Ha ben bunların hepsini mi seçeceğim? Hayır. İsterseniz içinde bir iki tanesini seçip diğerlerini eleyebilirsiniz. Ya da 3-4 tane slide de yükleyebilirsiniz. 3-4 tane PowerPoint slide'ı da yükleyebilirsiniz. Şu tarafa alayım. Bakın burada yeni yükle diyor. Görüyor musunuz? Yeni yükle dediğiniz zaman burada siz PowerPoint başka istediğiniz 10 tane de yükleyebilirsiniz. Bir şey sınır durumu yok. Ama biz oraya yeni yükledik. Oraya diğer kısmı kaçırmış olduk. Evet. Oraya öyle deyince diğer kısmı şurada mesela konu olarak biz istediğimiz bir şeyi buraya yazabiliriz. Mesela benim o indirdiğim slide bilişimle ilgili bir slayttı. Ama burada mesela şuradan geri alma seçeneği yazıyor. Bakın gördüğünüz gibi. Bunları biraz önce yaptığımız bilgilerimizi
biz geri alabiliyoruz. Onlarla ilgili bir sıkıntımız olmuyor. Şunu tekrar yükleyelim. Geri yapmış olduğumuz için bizim yüklediğimiz slaytı sildi. Orada size birkaç bir şey göstermem gerekiyor çünkü. Çünkü şey yapabiliyoruz buradan, slaytları seçip istediğimiz, mesela orada bize iki tanesi işimize yarıyor. İki slayt işimize yarıyor ama 15 slayt var. Diğerlerini seçmeyebiliyoruz. O özelliği göstermem gerekiyor. Ondan sonra biz kendimizin oluşturacağı preziye geçeceğiz. Evet, şurada kayıt etmek dedik. Şimdi burada ben slaytları gruplandır diye, bakın zaten kendi buradan çıkıyor. Şurada bize slaytlarımız çıkacak. O slaytlardan ben birkaç tanesini seçeceğim. Mesela üçüncüyle dördüncüyü seçtim diyelim. Mesela şu aşağıdaki ekle kısmına bastığım zaman burada hazır olan PowerPoint slide'ım benim birinci slide'ım olmuş oldu. Bakın şu köşede de normal PowerPoint hazırlarken de hatırlarsanız sol kısımda şu kısımlarda muhakkak bu ifadeler çıkıyor. Şimdi birinci olarak da bu seçtiğim kısım geldi. Devamında mesela atıyorum, ya bakmadan şu anda şey yapıyorum, siz tek tek onlara bakabilirsiniz de. 7 ve 8'deki seçtiklerim çıktı mesela ekli olarak. İkinci slaytımın ikinci kısmına da bu özelliği ekledim. Mesela şu bir tanesini de 9'uncuyla ikinciyi seçtim diyelim, ekle dedim. Ve bu da üçüncü prezimiz olmuş oldu. Bakın bunların ben yerlerini kendim ayarlayabiliyorum. İstediğim gibi bunları sağa sola kaydırabiliyorum. Şimdi mesela slaytımızın bittiğini düşünelim. Herhangi bir ilave etmeden bunların oluştuğunu düşünelim. Mesela bu işlemlerle ilgili bitirdiğimizi düşündükten sonra size slaytımızı şurada mevcut kısmı var mavi renkli. Sunumu başlat diyor. Burada sunumu başlat kısmına bastığımız zaman aynı PowerPoint gibi zaten bunun da özelliği. Bakın üstüne tıkladığımız zaman bu geliyor. Şurada geri seçeneği var aşağı tarafta. Bakın. Geri seçeneğine bastığım zaman diğer slaytımıza geçecek. Üstüne tıkladığım zaman bunlar açılıyor. PowerPoint'ten çok farklı bir uygulama değil. Ama dediğim gibi daha görsel açısından daha güzel. PowerPoint daha sıkıcı kalıyor. Yoksa ikisinin de amacı aynı. Ve bu şekilde yapılabiliyor. Böyle gösterebiliyorsunuz. Evet. Bunlar hazır kullanılanlardan. PowerPoint internetten bulduğunuz ya da sizin daha önceden hazırladığınız, kendi hazırladığınız da olabilir. Kendi hazırladıklarınızda bir PowerPoint'i buraya Prezi'de kullanabilir hale getirebilirsiniz. Buraya mesela başlık olarak şu kısımda hem sol başa ben mesela bilişim diye yazıyorum. Oraya tamam dediğiniz zaman bununla ilgili işlemleri de kaydetmiş oluyorsunuz. Şimdi
Bu bir yöntemdi. Bunu kaydettik. Şimdi şablondan oluşturma, bir de sıfırdan başlama. Sıfırdan başlamaya zamanımız yeter mi yetmez mi bilmiyorum. Ama şu şablondan oluşturma kısmına da bakalım. Süremiz el verdiği ölçüde. Şimdi burada birçok şablon var. Bu sayfaya nasıl geldiğimizi hatırlıyoruz değil mi? İlk preizle biraz ile açan kısım burasıydı. Burada şablondan oluştur kısmındayız şurada. Onu işaretleyip buraya geldik. Bakın burada bir sürü şablon var. Birçok şablon var. Bunlardan istediğimizi seçebiliriz. Herhangi birisini seçebiliriz. Özellikle profesyonel bir toplantı yaptığınızda, yani bunu öğrencilere de kullanabilirsiniz aslında, ama ben biraz önce size örnek verirken o yüzden hani dedim, yüksek lisans mesela sunumlarında falan çok kullanılıyordu. Ya da daha üniversitede ya da milli eğitimde yapacağınız ya da kendi öğretmenler kurulu toplantısında yapacağınız bir slide'da gerçekten daha hoş duruyor. PowerPoint'lerden birazcık daha farklı. İstediğiniz bunlardan herhangi birisini seçebiliyorsunuz. İşlevi aynı ama görselleri farklı. Evet. Burada istediğimiz herhangi birisini, mesela ben bunu işaretledim. Bu şablonu kullan kısmına, sunumun başlığı mesela map diyelim. Bakın şurada paylaştığım insanlar, sadece ben insanların görmesini de isteyebilirim ama o ücretli kısmı. Web'deki herkes dememiz gerekiyor o yüzden. Devam seçeneğine basacağız. Şimdi burada bize standart olarak çıkan şablonlardan ilk birkaç sunumumuzu böyle yapmanızı tavsiye ediyorum. Direkt, çünkü boştan yaparsanız biraz zorluk yaşayabilirsiniz. Çünkü bu yuvarlakların ayarlanması, şekillerin ayarlanması. Ha, sadece çember ve daire mi olacak? İsterseniz bunları değiştirebiliyorsunuz. Yani gezegen şeklinde değil de yığın şeklinde, böyle karede yapabilirsiniz isterseniz. Bunları değiştirebilirsiniz. Buradaki özellikler de burada var. Sadece yuvarlak olarak değil, yani bunların özelliklerini de kullanabiliyorsunuz isterseniz. İlave edebiliyorsunuz. Şimdi burada dosya, bilgisayardan herhangi bir dosya seçebilirsiniz. Yükleyebilirsiniz buradaki özellikleri kullanmak için. Kendinizin seçeceği bir resmi kullanabilirsiniz. Mesela bunu ücretli verirse zaten seçemeyiz, bakalım. Büyük ihtimal ücretli verecek. Kayıtlı olanlardan evet, ücretli verdi. O yüzden eğer ücretsiz sürümü kullanmak istiyorsanız, burada zaten bedava resimler diye bakın bir sürü seçenek çıkartmış. Kilitli olanlar, ücretli olan uygulamalar. Ama size de bedava olanlardan da bayağı bir elinizde, ya da dediğim gibi kendi fotoğrafınızı kendiniz de yükleyebilirsiniz isterseniz. Şu anda işlem yapıyor. Ben şu özelliği seçtim. Bakın arka fon olarak çok karışık bir şey oldu gerçi ama daha düz bir şey bulabilir miyiz? Evet, daha düz bir şey seçelim. Çok karışık oldu. Evet. Arka fon olarak ben bunu seçtim. Burada üstünde istediğim gibi işlem yapabiliyorum. Buraya kendi adımı yazabilirim. Yazabiliyorum. Siz de başka bir şey de yazabiliriz. Your name, your company diyor. Evet, mesela Bursa diye yazalım. Buraya Bursa diye yazdık. Evet. Devamında başka şeyler de yapabiliriz. Şimdi PowerPoint'i biz yaparken ne yapıyorduk? Birinci slide'dan başlıyorduk değil mi? Şimdi bakın buradaki birinci slide'ı otomatik kendisi verdi. İlk slide'ımız bu. Bunlar hepsi slide, yani üst üste böyle gelmiş toplar ama bunlar bir slide olarak gözüküyor. İşte prezinin güzel tarafı bu. Boş tarafı, keyifli tarafı bu. Buraya istediğimiz herhangi bir bilgiyi
paylaşmak istediğimiz, tabii genelde konu başlıklarıyla ilgili olan kısımları buraya yazarsak daha güzel oluyor. Çok detaylı bilgi PowerPoint'te bile hoş durmuyor. Prezi'de kısıtlı ve genelde konu başlıkları ağırlıkla verirseniz çok daha tavsiye ederim sunumunuzda. Verimli sunum açısından konu başlıklarını sadece buraya yazabilirsiniz. Mesela diğer kısma geldik. Burada da istediğiniz şekilleri yapabiliyorsunuz. İstediğiniz kısımları ilave edebiliyorsunuz. Ve üstünde de aynı normal Word dosyasında olduğu gibi bakın renk değiştirme seçeneğiniz var. Bunlar hep ücretsiz olarak bunları değiştirebiliyorsunuz. Yazı karakterini, başını, sağını, solunu değiştirebiliyorsunuz. Geri alabilirsiniz şurada. Bunları birazcık siz kendinizle karıştırarak kendiniz de bunları görebilirsiniz, bulabilirsiniz. Mesela oluşturdunuz, ilave ettiniz, eklediniz. Bunlardan mesela ben bu 9.'yu istemiyorum dediniz. Bunları silebiliyorsunuz, slide ekleyebiliyorsunuz. Bunların bütün özellikleri de burada var. İstiyorsanız bunlara ilave edebilirsiniz. Hatta bu topların nasıl hareket edeceğini, prezileri nasıl hareket edeceğini de bakın kendiniz seçebiliyorsunuz burada. Böyle bir müsait olduğunuz birkaç saat bu prez programına ayırmanızı tavsiye ediyorum. Çok güzel özellikleri var ve çok kullanışlı. Tek kötü tarafı dediğim gibi ücretsiz sürümünün kısa süreli olması ve kayıt ettiğiniz zaman mesela diyelim ki siz şu anda ben salonda işte şablondan oluşturdum, kayıt ettim. Bunu indirme şansım yok. Yani belki en kötü özelliği bu. Mecbur programı açıp göstermeniz gerekiyor. O yüzden de sürekli bir üyelik güncellemeniz gerekiyor. Ya sunumunuza yakın zamanlarda bunu hazırlayın ya da şurada yapabilirsiniz mesela. Ben öyle yapıyorum. Eğer çok önemli bir klasörüm varsa oradan oraya taşıyorum. Buradaki prezideki dosyamı kütüphane, buradaki kütüphane olan şu kısmı yeni açtığım yere taşıyorum. O zaman bir sıkıntı olmuyor. Ona izin veriyor yani. Yeni prezideki uygulamanıza izin veriyor. Ama indirme şansınız ancak ücretli olan uygulamalarda var. En kötü özelliği bu. Uçe Hocam. Efendim. Bir sonraki sunuma bir 6 dakika kaldı. Evet. Evet. Ben en son o yüzden şablondan zamanımızı verimli kullanmamız gerekiyor. O yüzden bu şablondan... Bitirirken telefon numaranı ya da e-mail adresini paylaşırsan çünkü chatroom'da size dönüş evet. yapmak isteyen arkadaşlar oldu. O yüzden. Evet, evet. Evet. Estağfurullah. Şablondan oluşturmayı da çok detaylı size aslında göstermek isterdim ama zamanımızı verimli kullanmamız lazım. Diğer arkadaşların eğitimlerini de almanız lazım. Ama dediğim gibi siz ben size baş kısmını bayağı gösterdim. Bence güzel bunu bir üyelik oluşturduğunuz zaman kendiniz karıştırıp çok rahat da öğrenebilirsiniz. Sıkıntınız olduğunda da sonra bana arayıp sorabilirsiniz. O anlamda dediğim gibi bir sıkıntım yok. Yani 2-3 gün sonra da arayabilirsiniz. Şablondan oluşturma kısmını seçeneklerinizden gösterebiliriz. Onu gösterdik zaten. Şeyi diyecektim. Şu sıfırdan başlama. Sıfırdan başlamayı ilk aşamada çok kullanmayın. Ama başlayacaksanız da onu sıfırdan başlayıp ilave ederek buradan başlıksız önce başlığını yazarak daha sonraki kısımlarda da bakın böyle bomboş size bir yer çıktı. Buradan sunumlarınızı yükleyebilirsiniz. Bu şekilde keşke daha detaylı anlatabilseydik ama Prezi